Evet arkadaşlar, kakaolu ıslak kek yapacağız. Bunun için gereken malzemelerimiz 3 yumurta, 1 bardak şeker. Bunları birlikte çırpacağız birazdan. 3 bardak süt, yarım bardak sıvı yağ, 3 yemek kaşığı kakao. Bitter olmasını istiyorsanız kakaoyu 4 kaşık yapabilirsiniz. Bunları çırpacağız ve bal kıvamında olana kadar karıştıracağız. Unu ilave edip 2 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Şimdi başlıyoruz. Şimdi yumurtayla şekeri çırpıyoruz. Yağımızı ilave ettik. Tekrar karıştırıyoruz. Şimdi sütümüzü ilave edeceğiz. Karıştırmaya devam ediyoruz. İki bardak oldu şu anda. Evet. Üçüncü bardağı da ilave ettik. Karıştırıyoruz. Kakaosunu katıyoruz yavaş yavaş. 2 silme kaşığı, yemek kaşık, 3 kaşık pardon. Karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi un katmaya başlıyoruz. Bir taraftan da çırpıyoruz. Bal kıvamı olana kadar katıyoruz. Bizim tepsimiz biraz büyük olduğu için, geniş olduğu için sütü 3 bardak olarak döktük. Siz de tepsi durumunuza göre ayarlarsınız. Unu tabi göz kararı koyuyoruz. Ölçüsü yok. Yaptığınız malzemeye göre ayarlayacaksınız. Kıvam yavaş yavaş olmaya başladı. Evet, şimdi kabartma tozlarımızı da atacağız içine bir taraftan. Tezgahımızı da temiz tutuyoruz. Evet, şu akışkanlıkta olacak. Tepsimizi yağladık. Şimdi içine döküyoruz kekimizi. Evet, şu an soğuk fırına koyacağız. 200 dereceye ayarlayacağız. Kabarana kadar takip edeceğiz. Şimdi kekimizin sosunu yapacağız. Yarımdan az bardak yağ ilave ediyoruz, sıvı yağ. Yarım bardak süt. 1,5 bardak süt ilave ediyoruz. Bir kaşık da tepeleme kakao. Şimdi bunları çırpıyoruz.
Sütü yarım bardak daha ilave edeceğiz. Biraz az geldi. Yarım bardak da toz şekeri ilave ediyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi iyice kabardı. Taşma pozisyonuna geldi. Bu pozisyona kadar kaynatıyoruz. Altını kapatıyoruz. Soğumaya alıyoruz. Ve şimdi pişip pişmediğinin testini de bıçağa sıvı gelip gelmediğinden yapıyoruz. Çok güzel kabardı. Kekimiz şu an pişti. Kekimiz güzelce kabardı. Balkona şu an soğumaya koyduk. Soğuduktan sonra sosunu ilave edeceğiz. Evet, kekimiz soğudu şimdi. Eşit şekilde kesiyoruz. Diğer tarafını kesiyoruz. Sosunu döküyoruz. Üstüne gezdirerek ıslıyoruz.